şu anda oy verebilen gençler aynı zamanda da oy da isteyebilecek duruma geldiler. Çok genç milletvekillerimiz var. Gerçekten genç. Yani baktığınızda yanınızdan geçiyor kim diyorsunuz ama bakıyorsunuz ki koca milletvekili. Yani öyle değil, boru değil bu işler. Dolayısıyla da birçok yerde önemli görevlerde olan gençlerimiz var. Meclis üyelerimiz var. Bizde de var. Çok genç meclis üyeleri var. 2023, 2053, 2071. Sakın küçümsemeyin. Sakın bu tarihlerin iz düşümlerini unutmayın. Çünkü siz unutuyorsunuz, biz unutuyoruz. Birileri unutuyor ama bizim içimizde hedefler var. Hiçbir yere kaçmak yok. Hiçbir yerden korkmak yok. Bunu götürecek olan sizsiniz. Bizatihi kendinizi donanımlandırmanız lazım. Bizim yapacağımız sadece sizin yolunuzdaki taşlardan 3-5 tanesini alabilmek önünüzde. Bunu yapmaya çalışıyoruz. Esenyurt Belediye'mizin yapmış olduğu kütüphanede de hizmet alan gençlerimiz, üniversite hazırlanan gençler. Ancak Esenyurt'umuz 1 milyon nüfuslu bir yer, 170 bin gencin olduğu bir yer. Mevcut kütüphanelerimiz Esenyurt için şu anda yeterli değil. Biz bu amaçla önümüzdeki döneme inşallah belediye başkanı olursak, 1 Nisan itibariyle durmak yok, göre devam edersek, öncelikle yapacağımız şu, 102 tane okulumuzda, 32 tanesinde şu anda kütüphane var. Geri kalan bütün okulların kütüphanelerini tamamlayacağız. Bu birincisi. İkincisi, millet kıraathaneleri yapacağız. Bunları da cami bahçelerimizde müsait olan yerlerde yapacağız veya mahallemizde müsait olan değişiklikleri yapacağız. Bir de büyük çaplı kaynak teşkil edecek, arşiv özelliğini görebilecek bir kent kütüphanesi, şehir kütüphanesi düşünüyoruz. Ayrıca mahallelerde, okullar dışında, camiler dışında, millet kıraathaneleri ve kütüphaneler dışında gerekirse mahalle içerisinde bir yerde kültür merkezlerimizde kütüphanelerimizi kurmuş olacağız. Böylece okuyan bir yer olacağız, okuyan bir metropol olacağız Esenyurt olarak. Bu birincisi. İkincisi, üniversiteye hazırlanan gençlerimiz var. Üniversite hazırlıkları konusunda şu anda sürekli eğitim merkezi öğrencileri çoğunlukla burada. Bu sürekli eğitim merkezi tarzı çalışmalarımızı daha da kurumsallaştırmamızı daha da geliştireceğiz. Bir üçüncüsü, öğrencilerimiz için girişimcilik akademisi açacağız. Yeni fikirler ve girişimcilik akademisi açacağız. Bununla geleceğin müteşebbisleri, geleceğin iş adamları ortaya çıkaracağız. Bir başka şey, gençlerimizin yetenek analizini yapıp ona göre yönlendirme ortamı elde etmiş olacağız. Yetenek analizi merkezi diye, bundan da projenin adı bu. Yine gençlerimiz için kültür gezileri düşünüyoruz. Bu kültür gezileri sadece İstanbul'un kültürel yerleri, tarihi yerleri değil, aynı zamanda Türkiye'deki birçok kültür ve tarihi yerleri gezdireceğiz. Bunu da şöyle bir şey yapmak istiyoruz. Her sınıfta ilk üçe giren öğrencileri şehirler arası kültürel gezilere katalım istiyoruz. Böylece bir yarış başlatalım ve başarılı olanları ödüllendirmiş olalım. Çay, çorba ve çamaşır hizmetimiz var gençlerimize yönelik. Çaylar ve çorbaları bizden olacak. Çamaşırlarını da belediye alıp yıkayacak, ütüleyecek ve kendilerine teslim edecek. Burs meselesi son derece önemli bir konu. Daha önce belediyeler burs verebiliyorlardı öğrencilere. Ancak CHP, Cumhuriyet Halk Partisi bunu Anayasa Mahkemesi'ne götürdü, iptal ettirdi ve öğrencilerimizin önünü kesti. Öğrencilerimize darbe vurdu adeta. Biz daha sonra ancak hayır sahipleriyle bursa ihtiyacı olan öğrencileri buluşturma noktasında bir takım vakıflar, bir takım dernekler görev aldı. Fakat bunlar da yeterli olmuyorlar. Onun için biz belediye olarak Esenyurt'ta bulunan 3000 civarında fabrikamız var, iş adamlarımız var. Bunlar öğrencilere burs verme imkanları var. Biz bunlardan burs ayarlayacağız. İhtiyaç sahibi olan gençlerimize, öğrencilerimize inşallah burs imkanı sağlamış olacağız. Esenyurt'ta burstan dolayı, parasızlıktan dolayı okuyamayan hiçbir genç kalmayacak inşallah.